Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar, mutlu haftalar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni haftaya başlarken piyasalara bakacağız, ekonominin gündemine bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Hocam günaydın, iyi haftalar diyelim. Günaydın Barış, sana da iyi haftalar diliyorum. Teşekkürler. Türkiye'ye, tüm izleyicilerimize de iyi haftalar diliyorum. Hakikaten çok hareketli bir hafta sonu oldu. Evet. Yaklaşık bir haftadır, daha doğrusu tam bir haftadır. Pazartesi günü başlamıştı Gezi Parkı'ndaki olaylar. Türkiye'nin pek çok iline sıçradı. Protesto gösterileri vardı hafta sonu. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de özellikle tabii polisin müdahalesi, orada kullanılan aşırı güç, ona tepkiler, bir takım provokasyonlar, işte bankalara, kamu kurumlarına, medyaya yönelik saldırılar. Hakikaten hepimiz çok üzüldük. Zaman zaman endişeyle takip ettik. Gece yarılarına kadar gelen haberlere baktık. Herkes hakikaten biraz diken üstündeydi. Dün gece de yine benzer olaylar yaşandı. Özellikle İstanbul'da akaretlerde, Ankara'da, İzmir'de yaşananlar vardı. Tabii şimdi tüm Türkiye bunları takip ediyor. Biz de bugün pazartesi sabahı itibariyle şunu konuşacağız. Acaba piyasalara nasıl bir yansıması olur bu Gezi Parkı olaylarının? Devam da ediyor bir taraftan, henüz tam olarak bitmiş de değil. Gerçi Gezi Parkı'nda şu an herhangi bir olay yok Taksim'de. Polis geri çekildi. Gezi Parkı'nda protestocular, gençler, halk geceyi orada geçirdiler. Orada bir sıkıntı yok ama diğer illerde sıkıntı devam ediyor. Tansiyon henüz tam anlamıyla düşmüş de değil maalesef. Biz bir kez daha yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Herkesi sağduyuya davet edelim. Hem sokaklardaki insanları, hem polisi, herkesi sağduyuya davet edelim ve artık bu olaylar, bu şiddet bir şekilde sona ersin. İnşallah. Demokratik hak aramak tabii ki sokaklarda hepimizin hakkı. Burada insanların hakkı var ama işte işin provokasyon boyutu da maalesef var ve var. Dediğim gibi polisin maalesef aşırı şiddeti hakikaten büyük bir tepkiye de yol açtı. Bunu Sayın Başbakan da ifade etti. Diğer hükümet yetkilileri de ifade etti. Hatta İçişleri Bakanı da bu konuda bir soruşturma olabileceğini, bir inceleme başlatılabileceğini ifade etti. Ama buna rağmen maalesef dün gece de sabaha kadar şiddetli müdahaleler vardı. Dediğim gibi bu hafta umarım yeni bir haftaya başlıyoruz. Hepimiz çok daha sağduyulu, çok daha sorumlu davranırız ve bu olayların şiddet boyutu bir şekilde sona erer. Sokaklar sakinleşir diyelim. Ve soruyu sorayım hocam bir kez daha. Piyasalar nasıl etkilenir? Evet. Oradan başlayalım. Evet Barış, senin söylediğin gibi şu an aslında öyle bir dönem ki bu dönem hiç kimsenin kimseyi doğru anlayamayacağı bir dönem. Siz ne söylerseniz söyleyin, ne kadar objektif olursanız olun, mutlaka duygular kabardığı andan itibaren, yani psikoloji, toplum psikolojisi değiştiği andan itibaren algılama değişiyor. Hani Mevlana'nın bir sözü var. Senin ne söylediğinin önemli değil. Karşındakinin ne algıladığı önemlidir. O yüzden sadece şey değil. Hani bizler değil. Herkes aslında bir şey söylediğinde karşı tarafın neyi nasıl algılayacağı konusunda acayip bir şekilde cümlelerini, kelimelerini muazzam ölçüp biçerek, hani bin defa ölçüp bir defa kes derdi ya, bir atasözümüz var. Öyle söylemeli. Sayın Ömer Çelik dün, yani bana göre şu ana kadar en sağlıklı, en sağduyulu açıklamayı yaptı. Kuşkusuz vatandaşlarımızın hakkı olan toplantı, miting, gösteri, protesto yoluyla iletilecek bir mesaj iletildi şimdiye kadar diyor. Mesajlar duyuldu, not edildi, değerlendiriliyor diyor. Vatandaşlarımızın bu hakları kullanması doğaldır diyor. Şu ana kadar her şey ifade edildi. Aynı senin söylediğin gibi ama kışkırtıcılar var. Yani Türkiye'nin büyümesinden, gelişmesinden ciddi anlamda rahatsız olanlar var. Ve belki de şu ana kadar görmediğimiz şekilde, yani her vücutta bir virüs vardır. Bu grip virüsü, nezle virüsü. Ortamı bulduğu an harekete geçer. Benzer şekilde kötü niyetli ve toplumu ciddi anlamda bölmek isteyen bu faktörler, bu virüsler de böyle ortamları muazzam bir şekilde fırsat bilebiliyorlar.
Ve işte provokasyon olayı çok çok önemli. Şu dakikadan itibaren gerçekten vatandaşlarımızın hakikaten normal işine devam etmesi lazım. Ve en sağlıklı yapılacak şey, herkes kendi fikrini gider sandıkta söyler ve biter. Bu olaylar tabii ekonomiye nasıl yansıyacak? Şöyle ki, bu tür zamanları yaklaşık 10 yıldır, 10,5 yıldır biz görmedik. Evet. Ve daha önce bu tip olaylar yoktu ama özellikle çok kısa süreli hükümetlerin devamı durumunda bir anda siyasi yapının değişmesine neden olabilecek olaylar olduğunda piyasanın verdiği reaksiyonları hatırlayarak, yani tarihe baktığımızda bugün ne olur sorusunun cevabını vermek için mutlaka finans tarihine bakmanız gerekiyor. Şimdi görebildiğim kadarıyla bu sabah itibariyle dolarda çok 1.87'den kapanmıştı dolar ve bu kapanış sonrasında bu kapanış öncesinde 1.90'a yaklaşmıştı. 1.89.65'i görmüştü. Daha sonra Cuma günü Merkez Bankası Başkanı Sayın Erdem Başçı bir açıklama yaptı. Kadir Has Üniversitesi'nde saat 14.30'da konuşuyordu. Evet. Ve orada dedi ki şu an dedi gelişmelerden rahatsız değiliz. Yani piyasa anlamında döviz kurundaki gelişmelerden bahsediyorum. Rahatsız değiliz. Dolayısıyla ama eğer hani ekonomiye zarar verecek bir noktaya gelirse de gereken müdahaleyi yaparız dedi. O andan itibaren çok sert bir şekilde dolar hızla geriledi. Şu an grafikte görüyorsunuz şu seviyeden itibaren, yani 1.8965'ten 1.87'nin altına kadar gerilemişti. Yaklaşık 3 kuruş, 2,5-3 kuruş civarında bir gerileme ve bu çok sert bir gerileme. Yani onu özellikle vurgulayayım. Yani 1.8960'lardan buraya olan gerileme. Bu sabah itibariyle, yani gece açıldı biliyorsun piyasalar. Evet. FX piyasaları gece açıldı. Bu sabah itibariyle baktığımızda gece yarısı saat 12 civarında uluslararası FX piyasaları açılıyor. Önce 1.87'ye geldi, ardından yükseldi, 1.90'ı gördü. 1.90'dan itibaren şu an bir geri çekilme yapıyor. Ve dolar yaklaşık olarak %1 civarında ve hatta %1,5 civarında bir hareket yapmış oldu. Ama bu grafiği özellikle göstermek istiyorum izleyicilerimize. Sabah açılış, yükseliş ve ardından seans başladığı sırada, yani bankalarda işlemler başladığı sırada 1.90'ın görülmesi ve şu an hızlı bir gerileme söz konusu. İlk etkiyi tabii dolarda gördük ve bu o şey benim geçmişte görebildiğim kadarıyla, yani geçmişte gelişen olaylar, ani stres durumunda, piyasaların stresi durumunda doların nasıl davrandığını, dolar döviz kurunun nasıl davrandığını bilen birisi olarak şunu söyleyebilirim. Gerçekten tahmin ettiğimden çok daha ılımlı gidiyor. Yani çok daha sağduyulu gidiyor diyeyim döviz piyasası. Tahmin ediyorum bu seviyeden itibaren Merkez Bankası'nın eli inanılmaz güçlü. Ben yatırımcıları şu aşamada uyarıyorum. Çok fazla özellikle hani işin ekonomi provokasyonunu yapanlar da var. Hani sanki bundan sonra bütünüyle artık yabancıların tümü kaçacak ülkeye, yok efendim ekonomik kriz bilmem ne falan diyenler de var. Öyle bir şey asla sinyal vermediği gibi piyasalar kesinlikle çok sağduyulu davranıyor. Ve böyle de devam etmesi lazım. Ve Merkez Bankası'nın eli çok güçlü olduğu için de, ki Merkez Bankası'nın yapacağı bir açıklama, ki böyle zamanlarda her zaman Merkez Bankası toplantıyı beklemeden direkt rezerv opsiyon katsayılarıyla oynayarak anında 5-6 milyar doları piyasaya verebilir. Bu açıdan yatırımcılar kesinlikle ani hareketlere reaksiyon vermemeliler. Aynen bu toplumsal olaylarda olduğu gibi. Yani ani reaksiyon her zaman hani zarar verir. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Keskin sirke küpüne zarardır. Evet. Dolayısıyla bunu çok net bu hafta sonu zaten yaşadık, gördük. Bu anlamda piyasalar açısından da bana göre ortada çok fazla
değişen bir şey yok. Yani değişen bir şey yok derken piyasalar açısından bir trend başlamıştı. Biz geçen hafta boyunca, ondan önceki hafta boyunca da özellikle söylediğimiz şey borsada aşağı yönlü bir trend başladığını, bunun 1-2 ay devam edebileceğini zaten ben belirtiyordum. Ve döviz kurlarında da 1.83 geçildikten sonra 1.87'ye kadar, 1.87.50'ye kadar gidebileceğini zaten trend nedeniyle söylüyorduk. 1.87.50 seviyesi cuma günü geçilerek 1.89 görüldü. Şu anda da normal bir seyrinde devam ediyor. Bu aşamadan sonra özellikle piyasa üzerinde bu olaylardan çıkar sağlamaya çalışan yatırımcılar da olacaktır. Yatırımcılar derken ben bu sıradan küçük yatırımcıyı kastetmiyorum tabii. Büyük fonlar böyle durumları kullanırlar. Yani para kazanmak adına. O anlamda dalga boyları artacaktır. Ani yükselişler, düşüşler olacaktır. Ve yatırımcıların bu dalgaları yakalamaya çalışmamaları lazım. Bu döviz piyasası için söyleyecek olduklarım. Bunun haricinde borsaya geldiğimizde borsada Barış şöyle zaten cuma günü bir geri çekilme vardı ama bu geri çekilmenin temel sebebi şey değildi. Yani bu olaylar değildi. Yani bu geri çekilme tamamıyla cuma sabahı zaten piyasa açıldığında hızlı bir geri çekilme yaptı ve bu geri çekilmenin en temel sebebi yabancılardan bir miktar satış yemiş olmasıydı piyasanın. Borsa yaklaşık olarak 87 bin seviyesinden gördü ve gördükten sonra da 85 binin altına kadar gevşemişti. Seansın sonuna doğru yükselmişti 86 bin seviyesine. Şimdi istersen şeye bakacağım. Hani borsadaki ilk etkiyi görme açısından ne olacak? VOP'ta açılış var. Yani vadeli işlemleri ve opsiyon piyasasında BIST 30'un vadeli sözleşmelerine baktığımızda kapanış seviyesi 105.854'tü ve bu sabah açılışta en düşük seviye 101.175'ti. Yani 101.175 seviyesi ne kadar? Yaklaşık 4.000 puanlık bir gerileme vardı. %4'e yakın bir gerileme vardı. Ama şu dakika itibariyle baktığımızda 100.90 ve 105'ten 100.90'a düşmüş durumda. Yani yaklaşık olarak işte %4 civarında bir geri çekilme söz konusu. Ama ilk işleme baktığımızda ise 91 seviyesi görülmüş. Özür diliyorum, demin 104 dedim. 91 seviyesi görülmüş. 91 seviyesi yaklaşık olarak neredeyse %10'luk bir geri çekilme. Ama anında piyasa düzeltmiş ve 104 seviyesine gelmiş. Şimdi grafik açısından şunu özellikle vurgulayacağım. Şu seviye, yani 91 bin seviyesi, her zaman piyasalar şöyle davranır. Herhangi bir gelişme olduğunda, herhangi bir olay olduğunda bu olayın piyasaya ilk yansımasında görülen en dip seviye, bu olay sonucunda oluşabilecek en kötü senaryoda gelinebilecek yerdir. Yani 91 bin seviyesi piyasa açısından şöyle bir seviyedir. Muazzam bir destek olmuştur artık. Yani önümüzdeki yaklaşık olarak belki 1-2 hafta içerisinde vadeli işlemler borsasında o seviyenin altını çok fazla bekleyemeyiz. Piyasa genellikle en kötü olasılığa karşı ilk tepkisini verir. Bu anlamda benim beklediğimden tahmin ediyorum biraz daha fazla bir geri çekilme olacak borsada. Yani borsa yaklaşık olarak 86 binden kapandı. 85.990'dan kapandı BIST 100 endeksi. Ve bu seviyeden itibaren %3 dediğimiz anda yaklaşık 2400 puan civarında bir geri çekilmeye de başlayabiliriz. O da 86 binden eğer 2500 puanı çıkartacak olursa 84.000-83.500 yapar ki bizim zaten yani geçen hafta da söylediğim şey normal şartlarda olması gereken şey bizim 82 bin seviyesi ki şu seviyedir. Yani biz burada destek görüyorduk. Hani tüm bu gelişmeler olsa da olmasa da önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde zaten 82 bin seviyesine kadar bir geri çekilme ve o seviyeden itibaren
desteklerin oluşmasını ben bekliyordum. Görünen o ki bu sabah itibariyle piyasalar açıldığında belki 83.000-83.500 seviyeleri görülecek. Ben bugünkü yazımda web sitemde vermiş olduğum yorumda 1500-1700 puan civarında bir geri çekilme olabileceğinden bahsetmiştim. Daha da yani daha iyimserdim ama vadeli işlemler borsasının açılışı biraz daha fazla olabileceğini gösteriyor. Şimdi tabii ki burada yabancının tavrı çok önemli olacak. Yani evet, bu sabah itibariyle onlar satmak isteseler bile fiyatlar aşağıdan açıldığı için cuma günkü kapanışa göre belki %2-3 daha aşağıdan satmak durumunda kalabilirler. O da dolar bazında inanılmaz büyük bir kayıp. Çünkü dolar da yukarı gitmiş. Hı-hı. Borsa %2-3, %5 dolar bazında bir günde bir kayıp demektir. O yüzden oradan ciddi bir satış baskısı geleceğini ben zannetmiyorum. Yani en azından ilk aşamada. Hı-hı. Daha sonra piyasa kendini toparlar. Belli dipler görülür. Buralarda karar kılar. Sonra bütün bilgi fiyatın içinde vardır. Ama bugün görülecek dip borsa açısından, yani bu sabah biraz sonra piyasa açıldığında ilk değerlendirmeyi yaparız borsa açıldığında. Bu sabah görülecek dip benim tahminimce önümüzdeki bir hafta boyunca bir daha test edilmeyecek bir dip olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu sabah açılıştan itibaren belki belki 1500 puan belki 2500 puan civarındaki gerileme sonrasında görülecek dip, ilk yarım saatten bahsediyorum. İlk yarım saat içerisinde dip nereyse o dip seviyenin altına daha fazla geri çekilme olacağını zannetmiyorum. Gelelim şeye, tahvil piyasasına. Evet. Tahvil piyasasında geçen hafta içerisinde şey vardı, yükseliş vardı tahvilde ve %6.08 kapatmıştı tahvil piyasası. Şu an için son veriyi 6.07 civarından kapanmıştı. Şu an için bilmiyorum bilgisayarım veri alıyor mu ama en azından orada işlem olduğunu görmüyoruz. Henüz bir işlem gözükmüyor. Biraz sonra zannedersem şeyde buçukta itibaren oradaki işlemlere de bakacağız. Şimdi, evet, genel benim piyasa yorumum, piyasa analizim bu. Makro dengeler açısından bir miktar bu gelişmelerin olumsuz etkisi olabilir. Hı hı. Özellikle de turizm tabii turizm ayağında etkileyecek gibi gözüküyor. Evet, ama bu genellikle şöyledir Barış. Hani ilk anda beklenilen olumsuzluk miktarı neyse o kadar olmaz. Onun yarısı kadar mutlaka falan olur. Evet. Şimdi hocam isterseniz reklama gitmeden bir de şunu konuşalım. Enflasyon rakamları açıklanacak. Evet. Bugün gelecek saat 10'da. Şimdi beklenti TÜFE'de aylık 0.50 gibi bir beklenti var. Geçen ay 0.42 idi. ÜFE'de de 0.70 gibi bir şey aylık bazda bir beklenti var. Geçen ay eksideydi. Ne diyorsunuz? Katılır mısınız bu beklentilere? Şimdi şöyle geçmiş dönemlere baktığımızda hani Mayıs aylarında enflasyon ne olmuş diye. Mayıs 2012'de TÜFE -0.21 olmuş. Mayıs 2012'de. Dolayısıyla bir baz etkisi oluşturuyor. Yani enflasyonun yıllık bazda düşebilmesi için -0.21'in de altında gelmesi lazım. Hı hı. Ne bileyim -0.25 gelmesi lazım ki yıllık enflasyon daha da aşağı gitsin. Özellikle geçen sene Haziran'da -90 olmuş. Bu iki tane rakama baktığımda enflasyon tahmin ediyorum. Yani bu Mayıs ayında eksi rakam beklemiyorum. Yani sıfır civarında gelebilir TÜFE. Hı hı. 2011 Mayıs ayına baktığımızda orada da çok büyük bir baz etkisi 2.42 olarak gerçekleşmiş. Yani Mayıs ayının 2011'in Mayıs'ında %2.42 enflasyon. Fakat o zaman hatırlayacak olursak özellikle şeye çok büyük zam vardı. Bu tütün ve alkollü içkilere önemli zamlar vardı. Onun etkisi vardı. 2010 yılının Mayıs ayına baktığımızda da -0.36 geliyor. Yani son 3 yılın Mayıs aylarında 2011'i atlayacak olursak eksi gelmiş. Benim tahminim bu Mayıs ayında da sıfır civarında gelmesi. Fakat Haziran özellikle geçen yılın Haziran'ı çok düşük. Enflasyonda hemen bir yukarı baş kaldırma görmeyeceğiz ama özellikle dolardaki artış,
özellikle Türk lirasının döviz sepetine karşı değer kaybetmiş olması ciddi anlamda maliyetleri arttıracaktır. Ama hemen Mayıs'a yansıyacağını zannetmiyorum. Daha çok Haziran fiyatına yansıyacaktır. Fiyatlarına yansıyacaktır. Bu kurlardaki artış nedeniyle tahmin ediyorum akaryakıta da mecburen zam gelecektir. Dolayısıyla Haziran enflasyonu daha önemli oldu. Yani Mayıs'tan ziyade. Peki hocam, şimdi bir reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor. Hocam şimdi piyasaya baktık, enflasyon rakamlarını konuştuk. Bu arada altına bakmadık. İsterseniz bir de altına da bakalım. Sonra zaten birazdan sizin de ifade ettiğiniz gibi BIST %100 açılış olduğu zaman ona bakacağız. Evet. Barış şöyle, özellikle altın tabii iki faktörden etkileniyor. Yani bir TL bazlı altın var, bir de dolar bazlı altın var. Şimdi bu dolar bazında, ons bazında altın. En son geçen hafta içerisinde 1421 seviyelerini gördü ve tekrar geri çekilme yaptı. Ve Amerika'da açıklanan veriler sonrasında bu sabah da 1394 dolardan işlem görüyor. Altında çok fazla bir hareket yok. Dünya piyasalarında, yani uluslararası piyasalarda. Yaklaşık olarak işte 1380'le 1420 aralığında böyle gidiyor geliyor. Ve altın aslında beklediğimiz bir hareketi yapıyor. Altında tehlikeli olabilecek şey şu. Özellikle 1320 dolar seviyesi çizgisinin altında bir kapanış yaparsa bu çok tehlikeli altın için. Bunu defalarca söyledim, bir defa daha söyleyeyim. Eğer 1320 doların altında kapanış olursa işte o zaman 1150-1200 dolarlara kadar geri çekilme söz konusu olabilir. Böyle bir durumda hani kapanış olması lazım ve bir günde o kapanışın altında kalması lazım. Ancak o zaman biz hani bunu söyleyebiliyoruz. Hani altına iner geri çıkar, o başka bir şey. Aynı gün diyelim 1320'nin altını görür, sonra 1360 kapatır, bu al sinyalidir. Tam tersi, eğer şey olursa aşağıda kapatıp 1320'nin altında kalmaya devam ederse o zaman altın daha da gider. Ama şu an için altında teknik olarak çok sağlıklı bir görünüm oluşuyor. Sert düşüşün ardından bir dip yapıp yükselmesi, sonra tekrar düşmesi ve tekrar yukarı gitmeye çalışması. Ama eğer şu yukarı gitmeye çalışma işi en az 1-2 hafta daha sürecek olursa o zaman aşağı doğru kırar. Yani altının bir an önce 1400'ün üzerine kendini atıp 1450 civarına gitmesi lazım. Yani bunun için yaklaşık olarak bir hafta, iki hafta bir süresi var. Eğer bu 1-2 hafta süre içerisinde 1400'ün üzerine kendini atarsa sorun yok. Ama hala atamıyor, hala bu seviyelerde yatay gidiyorsa o zaman aşağı yönde sert kırılma tehlikesi tekrar ortaya çıkar. Dolayısıyla dolar bazında altın için, FX piyasalarında işlem yapan yatırımcılar için şunu söyleyebilirim. Özellikle 1320 dolar seviyesinde eğer aşağı kırılırsa orada short pozisyon açılabilir. Özellikle de 1420 dolar seviyesinin üzerine çıktığı anda da orada çok kısa vadeli long pozisyon açılabilir. Gelelim altının TL fiyatına ve bu tabii dolardan da etkileniyor. Bu nedenle altın aşağı gitse bile uluslararası piyasalarda, düşse bile dolar yukarı gittiği için altın da TL bazında yukarı gidiyor. Bu da 85 lira civarında bir direnci var. Özellikle 85 lira civarındaki bu direnci yukarı kırar mı? O doların 1.89'u yukarı geçmesine bağlı. Peki dolar 1.89'u yukarı geçer mi? Ben ona Merkez Bankası'nın izin vereceğini pek zannetmiyorum. Yani dolar belki 1.89'un üzerine geçer, 1.90'a gelir ama Merkez Bankası'ndan gelecek bir müdahale ile birlikte çok sert düşüşler olur. O açıdan baktığımda yukarı gitme potansiyeli ancak yurt dışı piyasalardaki yukarı gitme potansiyeli kadar. Dolayısıyla kısa vadede 85 lirada önemli bir direnç var. Ve tahmin ediyorum altın yaklaşık olarak 81-82 lirayla 85 lira aralığında dalgalanacaktır. Evet. Şu an yatırımcı çok ciddi bir yükseliş beklememeli altında. Olsa olsa belki birkaç gün içerisinde tekrar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bu nedenle altın özellikle yatırımcısı bir süre daha beklemek zorunda. Özellikle dünyada hani Eylül ayında Amerika Merkez Bankası acaba şey yapacak mı? Parasal genişlemeyi
tahvil alım programını azaltacak mı? Bu önemli. Eğer şu son gelen veriler Amerika'dan geçen hafta içerisinde son günü gelen veriler var. Tüketici tüketim harcamalarında artış bekleniyordu, düşüş oldu. Özellikle orada hala toparlanmada ciddi zorluklar var Barış. Bu açıdan altın dünya piyasalarında bir süre daha yatay gitmeye devam edecek diye düşünüyorum. Peki hocam, Ekrem Kala soruyor. Sizi dinledik, tepeden sattık. Bugün alım yapmak lazım mı? Tabana yakın fiyatlardan demiş. Valla şöyle söyleyeyim. Hani piyasa biraz sonra kaçtan açılacak bilmiyorum. Ve ben bu soruya her zaman aynı cevabı veriyorum. O da şu. Alım yaptığınız anda 86 bin kapatmış endeks. Yani 85.990, 86 bin değil, 10 puan daha olsa 86 bin. Şimdi 83 bine gelmiş. Hani benim söylediğim ilk görüldüğü anda ilk dip 83 bin olduğunu varsayalım. Sonra 84 bine çıkmış, sonra tekrar geri çekilme. Yani hep böyle olur genellikle. Bu tür sert, yani hareket beklenen günlerde düşer, durur, yükselmeye çalışır. İkinci bir düşüş dalgası daha gelir. O ikinci düşüş dalgasında önemli olan birinci dibin altına düşmemesidir. O seviyede diyelim ki 83 binde aldı. Tabii ki her yerden alım yapılabilir, hatta 86 binden de yapılabilir. Önemli olan ne kadar zarara katlanmak istiyorum ve ne kadar zarara katlanmak üzere nereden satacağım? Hı hı. Kimse şu garantiyi verebilir mi? 83.000, 82.500, 83.000, 83.500 dip olacak. Bundan sonra asla ve kata düşmez garantisi verilebilir mi? Bilmiyorum, böyle bir şey imkansız. O zaman yatırımcı kendine şu garantiyi verecek. Ben garanti, söz veriyorum, 83.000 seviyesinden alım yaptığımda, 82.000 aşağı kırıldığında, diyelim ki 83.000 liram var. Tamam mı? 82.000 aşağı kırılırsa ne olur? 1.000 lira zarar ederim. Bu 1.000 lira zararı göze alıyorum diyorsa buyursun alsın. Ama ben o zararı göze almıyorum, onu da zararla katlanamam, en dibi bana söyle diyorsa, o zaman ben en dibi söyleyemem. Ama istatistiksel olarak bu tür zamanlarda ilk yarım saat içerisinde görülen en dip seviye genellikle izleyen bir hafta içerisinde görülmez. Bunun olasılığı da %73'tür. Yani yüksek bir olasılıktır. Yani borsada %73 yüksek bir olasılıktır. Bu tür zamanları çok yaşadık biz geçmişte. Bir sabah kalktık, tezkere geçmemişti, piyasa evet, çökmüştü. Bir sabah kalktık, işte başka bir olay olmuştu, piyasa hızla geri çekilmişti. Dolayısıyla onların istatistiğini tutan biri olarak söylüyorum ben bunu. Ama %27 de az bir olasılık değil tekrar aşağı gitme açısından. Şimdi yabancı yatırımcı olsam ben ilk açılışta satamam zaten. Yukarı gitmesini isterim satabilmek için, eğer illa satmayı düşünüyorsam. İlla ben şimdi Türkiye'deki fonumu, portföyümü azaltacağım diye düşünüyorum, yukarı gitmesini isterim. Tehlikeli olan şey her zaman şudur. Yani yukarı doğru giderken yatırımcının tamam dip görüldü artık yukarı gidiyor dediği yerde, ikna olduğu yerde aslında tepeye yakın yerdesinizdir. Yani burada tam piyasa psikolojisinin tersine davranmak lazım. Evet. Turgut Polat da Euro Japon Yeni ve Dolar Japon Yeni kısa vade teknik grafik yorumunuzu rica ediyor. Şimdi Japon Yeni'nde çok ilginç gelişmeler oluyor. Yani bu Abe, yani Japon Başbakanı'nın uygulamaya koyduğu bu ekonomik program sonrasında, yani parasal genişleme artı mali genişleme, her ikisiyle birlikte Abe enflasyonu %2'ye çıkartmaya karar verdi. Evet. Ve bunun üzerine de Japon yeni dünya piyasalarında değer kaybetti. Ve değer kaybını görüyorsun. Şuna bakar mısın? Yani 1 dolar daha önce 77 Japon yeni iken 1 dolar artık 100 Japon yeni yapıyor. Yani 1 dolar 77 Japon yeni, 1 dolar 100 Japon yeni. Japon yeni ne kadar değer kaybettiğini gösteriyor bu yükseliş. Hı-hı. Bu seviyeden itibaren şu ana kadar yükselişin ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Bu zamana kadar bu yükseliş tamamıyla enflasyon %2'ye çıkacak ve bu beklentileri satın almıştı. Fakat artık piyasa dur bakalım, bu beklentiyi satın aldık, beklenti realize olur mu, gerçekleşir mi diye soruyor kendi kendine. Bu açıdan özellikle Japon yeninin 101 seviyesinin altına geçmiş olması önemli. Evet. Burada işlem hacimleri de arttığı için, burada eğer 101
ve 102 aralığına gelirse short pozisyon açmak bence anlamlı. Peki stop neresi olacak? 102.50. 102.50'de stop yapmak üzere 101 ile 102 aralığında short pozisyon açılabilir. Ve en az 1-2 hafta beklenmesini ben öneririm. Çünkü hedefi de 97 ile 99 aralığıdır. Hı hı. O seviyelerde. Euro Japon yenine baktığımızda Euro Japon yeni, Euro biraz daha güçlü duruyor Japon yenine karşı. Ama Japon yeni değer kaybını burada da bir miktar tamamlamış gözüküyor. Yani burada da Euro'ya karşı muazzam bir değer kaybına uğradı Japon yeni. Bu seviyelerde tabii biraz daha stop loss yukarıda. Yani 133.54, 133.60'ı stop yaparsanız burada 131, yani 200 pip kaybı göze alınırsa burada short açılabilir ama şu an sağlıklı değil. En iyi short açılacak yer 132 civarıdır. 132 seviyesinde short açılabilir ama 133.70 civarı da stop olmalıdır. Şu an ben mesela trade önermezdim şeyde Euro Japon yeninde. Genel görünüm böyle. Peki hocam, şimdi bir de şuna değinelim. Çok kısa aslında vaktimiz, 5 dakikamız kaldı ama bu Avrupa'da kemer sıkma politikalarına karşı hafta sonu yine insanlar sokaklardaydı. Evet. İspanya, Portekiz ve Almanya'da protestolar vardı. Lizbon'da mesela hükümetlerin aldığı önlemlere karşı IMF'ye yürüdü insanlar. 15 bin kişiyi bulan eylemci. Bu protestoların yeniden sokağa taşıyor olması, Avrupa'da yeniden bir protesto dalgasının başlaması ne ifade eder, nasıl etkiler alınacak kararları, yapılacak açıklamaları? Valla şöyle Barış, yani Avrupa'da sorunun bitmesine imkan yok. Yani Avrupa muazzam bir kıskaca girmiş durumda. O kıskaç ne? Bir kısır döngüye girmiş durumda. Hı hı. Ekonomik büyüme gelmiyor. Büyüme gelmeyince insanların cebine para girmiyor. Cebine para gelmeyince harcamalar artamıyor. Harcamalar artamayınca işsizler çoğalıyor. Yani dönmüyor. Çarklar dönmüyor. Ekonomide vergi ödeyenler, hı-hı, vergi ödeyemiyor. Para kazanamıyor ki vergi ödesin. Bütçe açıklarını daha da arttırıyor. Büyümenin gelmemesi bütçe açıklarını arttırarak borçlanma miktarlarını gitgide arttırıyor. Buna çare olarak yani Merkel, Şansölye Merkel 5 yıldır ısrarla ve inatla şu şey politikasını devam ettiriyor. Yani istikrar politikası, evet, dediği. Ne kadar eğer harcamayı devlet kısar da ne kadar da fazla vergi toplarsa o zaman piyasalar o devletlerin borcunu ödeyeceğine inanır, faizler düşer, ekonomi canlanır diye bir görüş. Hı hı. Fakat bunun olmadığını 5 yıldır hala anlamamış durumdalar. Yapılacak şey çok basit. Avrupa Merkez Bankası diyor ki bu yıl sonuna doğru toparlanmayı göreceğiz. Avrupa Merkez Bankası bundan 4 ay önce de işte önümüzdeki bu yılın ikinci yarısı, yani Haziran'dan itibaren toparlanmayı göreceğiz demişti. Dolayısıyla bu toplantılar orada da sıkıntı devam edecek. Ya %12 Avrupa'daki işsizlik, İspanya'da genç işsizlik %30'a yaklaşmış durumda, %29'a. Evet. Yunanistan zaten çok kötü durumda ve şu an borsa açıldı. Bakalım hocam, İstersen bir hemen dakikamız var. Borsaya bakalım, onunla noktalamış olalım. Evet. Evet, şimdi hemen ilk değerlendirmemi yapayım. 85.990'dı. Şu an itibariyle 79.075. 79.075 benim beklediğim seviyenin yaklaşık olarak nereden baksan hani 86.000'den, evet, 6.000 puan civarında bir geri çekimi var. Yüzde kaça geliyor bu düşüş? %8'lik bir düşüş. Aşırı abartılı bir düşüş. Ve yatırımcının bence bu seviyelerden, ki ben 82 bin civarını bekliyordum. Hı hı. Bu seviyeler gerçekten daha önce söylediğim gibi şu seviyenin de altında bir seviye. Yani açılışta olduğu için söylüyorum. Bak Barış, çok ilginç bir analiz şeyi söyleyeceğim. Şu demin çizdiğimiz şu 82 bin seviyesi. Yani 82 bin civarında hani normalde açılış olabilirdi ve yukarı gidebilirdi. Fakat bunun altında açılış olması bana teknik olarak tam bir ayı tuzağı görünümü oluşturdu. Ve bu 5 dakikalık grafiklerde nasıl görülüyor onu gösterelim. Yukarıdan bu şekilde gelmiş ve 79 bin seviyesi. Bu tahmin ediyorum biraz sonra biz 81 bin 82 bine doğru endeks bir yukarı normal tepki yapacaktır. Arkasından tekrar 80 bin seviyesine bir geri çekilme olabilir. Benim az önce söylediğim ilk yarım saatte görülecek dip önümüzdeki bir hafta için önemli bir dip seviyesi olacaktır. Tekrar ediyorum,
yatırımcılara. Eğer ki bu seviyeler uygun mu derseniz, bence uygun ama stop koymak şartıyla uygun. 79.000'deyiz şu an. 79.000 seviyesinin, yani 79.500 seviyesinde alan birisinin, ben 78.500'ün altına giderse de satacağım ve o zarara katlanacağım diyorsa, bence oldukça cazip, kısa vadede oldukça cazip bir alım yeri burası. Ama ilk yarım saati beklemek lazım. Çünkü 79'un altına gider de ilk yarım saatte, 78'e doğru da inmeye başlarsa, o zaman bugünün dibini beklememiz lazım. Yani bugünkü, fakat zannetmiyorum. Yani evet, genel olarak 79.500-80.000 civarında bir dibin oluşacağını düşünüyorum. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sonuna ediyorum. Geldik. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Katkılarından ötürü paranın rotasını nokta duyuyoruz. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza, bugünün gündemine devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.